Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım merhabalar. Evet, kampımız yarın başlıyor. Çok heyecanlıyız. Gümbür gümbür götüreceğiz bu işi. Bütün AYT matematiği baştan sona tekrar edeceğiz. Kitabımızı, altın kitabımızın çözümlerini yapıp bitireceğiz. Evet arkadaşlar, programı önceki videoda yayınlamıştım. Bu videonun altına da programı koyacağım. Şimdi nasıl başlayacağız programa? Programımızda arkadaşlar ilk önce burada konu anlatımı olarak bu hafta logaritma ile diziler gelecek. Burada ne dedik arkadaşlar? Tekrar konularımız var. Tekrar konularımızda bu hafta ne var? Fonksiyonlar ve polinomlar. Hocam niye baştan başlamadık diyorsunuz? Aslında baştan başlıyor program arkadaşlar. Bakın, fonksiyonlarla polinomlar baştaki konularımız. Bunlar logaritma ve diziler anlatmadığım ilerideki konular. Ve bunlardan da yeni konu testleri diye bunlardan koydum. Hemen konuyu anlattıkça şu testleri çözün, şu testleri çözün diyeceğim ben size. Her şey yerli yerinde gidecek, merak etmeyin. Burada sizin üstünüze düşen şey hemen altın kitabı alıp altın kitap üzerinden sıralı bir şekilde konu tekrarlarımızı yapmamız. Şöyle, hocam kitabım daha gelmedi diyenler var. Arkadaşlar, programımız zaten esnek, sınava bir ay kala bitmiş olacak. Yani kitabınız geldiği zaman da programa başlayabilirsiniz. Acele etmeyin ama programa uyun. Şimdi hocam, ben logaritma dizileri dinlerken fonksiyonlar tekrarları benim kafamı karıştırır diyenler falan varsa arkadaşlar, buradaki programda kendinize göre kayma yapabilirsiniz. Buraya notlarınızı alırsınız. Bu tekrarları şurada yapacağım falan diye notlarınızı alın. Kendinize göre dizayn edin. Benim bu programı size yapmamın amacı şu, bakın bunu unutmayın. Ben sınava kadar olan süreci dolu dolu geçirmenizi ve bir kitabı çözmenizi istediğim için bu programı yapıyorum. Siz programı kendinize göre dizayn edebilirsiniz. Bu program benim kitabın çözümlerini ve yeni konu anlatımlarını yapacağımı anlatacağım program. Tamam mı? Ama buradan başlarsanız tekrarlı bir şekilde, sarmal bir şekilde, çok güzel bir şekilde gidiyor program. Yani bu programa da uymaya çalışın. Hocam bana ağır geliyor diyenler, işte fonksiyonların ilk 10 testini değil de ilk 5 testini yapar burada. Polinomların ilk 5 testini yapar. Yani en baştan en sona kadar düzenli bir şekilde götüreceğiz biz bu işi. Bu işi halledeceğiz. AYT matematik tam 63 gün sonra bitmiş olacak ve her şey yerli yerine oturmuş olacak. He, anlatımlarını yaparken, soru çözümlerini yaparken arkadaşlar ne yapacağız? Ben oradaki kitabın içerisinde biliyorsunuz ki öğretmenin notları var. Öğretmenin notlarıyla konuyu size özetlemiş olacağım. Yani açıp o videoları tekrar dinlemek zorunda kalmayacaksınız. Yani fonksiyon videolarımı dinlediyseniz tekrar dinlemenize gerek yok. Ben her şeyi size hatırlatacağım zaten. Çok güzel bir tekrar olacak. Bunu aklınıza sokun. Böyle öbür videolara tekrar bakmak zorunda değilsiniz. Şöyle diyenler çok var. Hocam ben polinomlara çalıştım ama unuttum. Sıkıntı yok. Ben her şeyi hatırlatacağım. Çünkü soru bankamızın içerisinde, altın kitabımızın içerisinde her şey var. Paniğe kapılmayın. Burada tek yapmanız gereken şey, dinlemediğiniz konular varsa, mesela logaritmayı yeni anlatacağım. Onu yeni dinleyeceksiniz. Hemen testlerini çözeceksiniz. Hocam ben trigonometrideyim daha. O zaman trigonometriyi dinlemeye devam et. Sen oradan trigonometrinin zamanı geldiği zaman trigonometri sorularını da çöz. Ve şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın, bu program bireysel olarak hazırlanabilecek bir program değil. Yani sonuçta bu kitabı şu anda bir sürü insan aldı. Bir sürü insan bu programa katılacak. Bir genel bir program yaptık. Programınızı kendinize göre dizayn edin. Ama maksimum 70-80 günde bu kitabı bitirecek şekle getirin. Çözümlerini ben atacağım. Evet, ben logaritma anlatmaya başladım. Videolar yarın gelmeye başlayacak. Yarın işte fonksiyonlar ve polinomlardan videolarımız gelmeye başlayacak. Siz önden çözmeye başlayın. Yapamadığınız sorulara bakın arkadaşlar. He hocam, aynı video ders notuymuş gibi beraber götürsek olur mu? Öyle diyenler için o da olur. Ama kendiniz çözmeniz, yapamadığınız soruya bakmanız daha güzel olacak bizim için. Hadi bakalım, konu anlatım videolarında görüşmek üzere. Bu sınavı kazanacağız. Bu işi halledeceğiz. Selim Hoca'ya güvenin. Ben sizlere güveniyorum. Bu işi başaracağız arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.